Günaydın. Abi ne oldu sana? Ne yaptın kendine? Ne oldu kız, yakışmamış mı? Yakışmamış mı mı? Yakışık almamış abi. İnsanlar dip boyası gelmiş çakma sarışından, düşük bel kot giyen apaçiden, sadece düğünlere giderken saçını yaptıran anneden, bayramlarda takım elbise giydirilen küçük bebelerden Allah'a sığınırım diye dua ederken artık hepsini tek bir isimle toplayabilecek. Ali Özdemir'in tipinden Allah'a sığınırım. Anacığım sen beğenmedin mi? Benim ne kadar ilgili bir anne olmadığımı herkes bilir. Fırlatıp fırlatıp sokağa attım. Sonuç ortada. 4 maçtan da yattım. Ama ben bile bunu en küçük kardeşine yapamam. Sakın bu halinle ona görünmeyeceksin. O daha çok küçük. Psikolojisi bozulur. Abisi ben bu ikisiyle tartışmam. Birisi zevksiz, öbürü renksiz. Sen ne diyorsun bakalım? Nasıl olmuş? Ben mi? Ben çok beğendim abi ya. Vallahi yani eldeki malzemeyle ancak ve ancak bu kadar iyi olabilirdin. Hakkı Bulut'u almışsın, ufak dokunuşlarla hakkını vermişsin, oradan Umut Bulut'a çevirmişsin. Oradan da Talat Bulut'a kaymış derken nasıl olmuşsa Kati Upton gibi bir şey olmuşsun. Sağ ol abisi, Allah razı olsun. Bunlar ne derse desin, bundan kelli, bu tarz... Ali Özdemir in. Ağzından bal damlıyor Melih. Eyvallah abi, olanı söyledik. O anlamda değil lan, gerçekten bal damlıyor yani. Balık kaymağı doğru ye, ağzının kenarını sil, kunil. Abi! Ne var lan? Niye Ali abime gerçeği söylemiyorsun? Korktum lan, korktum. Şu tipe baksana. Kendine bunu yapan adam bana ne yapmaz? Yavrum, benden Don Kişot olmamı beklemeyin. Benden ancak yaz aylarında don tişört olur. Abisi, neden kendinize böyle bir sihirli dokunuş yapma ihtiyacı duydunuz? Bu soruyu bana ilk defa sen sormuyorsun, biliyor musun? Ben de bu soruyu kendime defalarca sordum. Sorunun cevabına gelince, madem benim beğendiğim beni beğenmiyor, beni de beğenen kimseyi görmedim, o zaman ben de dedim ki Şükriye'nin beğendiği olurum. Müsaadenizle birazdan kalkacağım. Kendimi birilerine beğendireceğim. Abicim, böyle hiçbir şey elde edemezsin. Kendin gibi değil, bir başkası gibi davranarak ne elde etmeye amaçlıyorsun? Kendini olmadığın biri gibi göstermek seni ancak ve ancak üzecektir baby'si face'im. Yapma böyle. For example Emrah. Ne yapmaya çalıştığını anladım Metin. Mantıklı mantıklı konuşup kafamı karıştırmak istiyorsun. Ama yemezler. Biz üniversite okuyamadık ya. Plazalarda, ofislerde, espresso içemedik ya. Takıldık ya kahve köşelerinde. Kıymetsiz olduk tabii. Bakalım şimdi Şükriye Duru ne yapacak? Biz gerektiği zaman... Beyaz yakalılığında, Avrupalılığında kralını yaparız yani. Hemen hemen size kalsın. Ben dükkanda branş yapacağım. See you later. Alligator. Hayır, orta yaş kriziyle girdi diyeceğim. Orta yaşı geçeli çok oldu. Anası menopoza girmeden oğlu antropoza mı girdi acaba? Şunun girdiği poza bak. Geçen gün annemle yolda yürürken Ali abime yanındaki bacın mı diye sormuşlar. O da siz nasıl konuşuyorsunuz lan? Anayı bacıyı karıştırmayın. Doğru düzgün konuşun demiş. Dalıvermiş herife. Sizinle burada oturup uzun uzun ana bacı muhabbeti yapmak isterdim ama... ...kader birlikteliği yaptığım dert ortağım Emrah'la buluşacağım. Keep in touch bros. Madere fadere ye yakamam. Küfretme. O yerin ne? Bu işi manyak etti kendini ya. Oğlum içerisi çok kalabalık. Böyle bizi iki erkek damsız hayatta içeriye almazlar. Erasmus'lu taklidi yapacağız. Sakın çaktırma, tamam mı? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Türk müsünüz? No, we are from Erasmus. Do you know Turkish? No, no Turkish. O zaman dediklerimden hiçbir şey anlamayacaksınız. Ben sizin gelmişinizi, geçmişinizi, yedi sülalenizi, ananızı, bacınızı, hatta ananızın bacısını... No, no, no. Don't mix mother and sister, please. La yürüyün gidin. Kolpacılara bak. Şu tiple bir de turist taklidi yapıyorlar. Metin, hemşeri kartını oynayayım. Belki çalışır. Kardeş, sen Sivas'ın neresindesin? Su şehri. Allah kahretsin ya. Adam yabancı çıktı ya. Ben de Divriliyim. Ha yani böyle mi olduk şimdi? Olay buralara kadar geldi yani, öyle mi? İstanbul'da Sivas'ta olmak ön kabul oluyor. İlçeler mi birbirini yabancı addediyor? Böyle mi olduk ya? Ya arkadaşım tespit yap durma. Çekil şu kapıdan hadi. Almıyoruz damsız hadi. La biz ne yiyeceğiz? Tüpüne zam, gazına zam, şöyle zam, böyle zam, zamoğlu zam. Hani bize dam dam? La yürü git. Bağırma mekanın önünde. Tamam tamam Emrah, tamam. Tamam Emrah, tamam. Sen dur lan, ben nasıl gireceğimi biliyorum oğlum içeri. Ben B planını yürürlüğe soktum. A'dan hangimize hayır geldik? Alo! Geldiniz mi?
Buyur Metin abi, bir sıkıntı mı var? Metin abileri mekanı almamışlar. Demek ki kurşunlayacağız mekanı. O zaman diğer kimliğimize geçiyoruz. X-Men! Bir dakika, bir dakika! Bekleyin, ben de geldim. Bir dakika. La oğlum, siz niye anlamadan dinlemeden şekil yapıyorsunuz lan? Bana zabıta kimliğinizle lazımsınız. Yanlış anlaşılma olmuş. Eski kimliklere geri dönüyoruz beyler. Haydi! Zabıtoy! Ben durduk yere niye gaza geldim ya? Soyunuyoruz sandım galiba. Evet. Oğlum! Senin beynine sinyaller aktarmalı mı gidiyor? Kardeş, siz nasıl insanlarsınız böyle ya? Gazı gazan gibi. Hadi oğlum, hadi girin siz önden. Biz de arkadan geliyoruz. Hadi! Şişt. Allah Allah! Biz böyle girebiliyor muyuz her yere ya? Şaşırdım kaldım. Çok şaşırdım. Şaşkınım. Ya hadi anne git artık ya. Kızlar gelecek. İlk günden anamla mı tanıştırayım kızları? Dur oğlum, itme. Seksonlu bir iş var dolapta. Gündüzler hazırladım. Soğusun diye dolaba kaldırdım. Konuklarına ikram edersin. Şu yan komşu Rus Natasha Hanım'a da köyden bir bidon vodka gelmiş. O da lavabonun altında. İçkiniz biterse oradan içersiniz. Tamam anne git artık hadi ya. Hadi yeter ya. Anne sen beni götürmüyor musun? Götürmüyorum tabii. Ben bir gece arkadaşımla eğlenemeyecek miyim? Geleceksin beni orada rezil edeceksin. Kafa açacaksın. Sen benden utanıyor musun anne? Utanıyorum. Anladın mı? Utanıyorum. Herkesin kızı cool. Sen varoş varoş işler peşindesin. Düş artık yakamdan. Düş paçoz. Ay abi. Gerçekten annemi tanımasam beni sevmediğini zannedeceğim. Teyzeciğim ben annemi gerçekten çok iyi tanıyorum ve annem seni gerçekten hiç sevmiyor. Ortamlarda salak salak hareketler yapıyorsun. O saçını şöyle bir hareketin var ya, onu yapıyorsun ya. Mal gibi görünüyorsun. Sana uyuz oluyor abi. Neyse ya, neticede annem. Atsam atamam, satsam satamam. Baksana ben sana bir şey diyeceğim. Kartal dedi ki, kızlar Deniz'i çok beğenmiş. O yüzden geliyorlarmış. Hatta bu gece skor bile olabilirmiş. Doğru mu? Kim? Kızlar? Deniz'i mi beğenmiş? Ben varken Deniz kim lan? Deniz geldi bana dedi ki, abi dedi gözünü seveyim dedi. Şu kızı dedi bana ayarla dedi ya. Gitti bir de türkü söyledi kızları etkileyeceğim diye gariban, iyi mi? Deniz, gerçekten bunları söyledi mi? Ha, ben bu çocukla başa çıkamam ki. Tabii kızım. Hatta bana geldi, abi dedi beraber dedi şapkınlığa çıkalım ne olur dedi. Sen kim köpeksin lan benim? Elimin tersiyle buna bir koydum, çat pat küt. Ağzını burnunu kırdım. Kofo ya. İki kız görünce dibi düşüyor saplı. Of ya, of delireceğim. Sana ne lan elin adamından? Sen niye deliriyorsun? Hiç. Mahallelinin seni bu şekilde kullanması benim sinirlerimi bozuyor abi. Sorma. O da benim lanet. Kahretsin ki alımlı ve çekiciyim abim. Yapacak bir şey yok. Allah'ın işi. Tamam ben gidiyorum. Çık lan. Metin ne yaptın lan? Gittiler mi? Bunu oğlum sen de hazırlanmamışsın. Hazırlandım ya oğlum. Benim kıyafetim bu. Metin bu nasıl bir tipsin sen böyle ya? Ne giysen yakışmıyor oğlum ya? Senin dayın mı doğurdu? Ha, çakal. Ne yapmaya çalıştığını çok iyi anladım. Özgüvenimi yerle bir ederek bir adım öne geçmeye çalışıyoruz. Vay çakal. Sonunda beni çözmeye başladın. Çak çak. O zaman parti başlasın. Aç. Dur. Kızlar geldi. Abi. Hı hı, abi. Erkek kardeşin büyüğü. Bugün elime bir tane broşür geçti biliyor musun kız? Baktım ev partisi. Bir gideyim eğleneyim dedim ya. Kurtlarımı dökeyim dedim yani. Ne yaptım? Giyindim, kuşandım, saçımı başımı yaptırdım. Bir heyecanlandım ya. Adresine bir bakayım dedim. Acaba neresi? Bir baktım. Anam. Benim kendi evim yalan. Ya siz beni kendi evimdeki partiye nasıl çağırmazsınız oğlum? Abi açıklamama izin ver. Neyini açıklayacaksın oğlum? Bir insan kendi evindeki partiye nasıl çağırılmaz ya? Abi müsaade et, izah edeyim ya. Tamam lan. Et. Açıkla. Bana bunu açıkla hadi. Abi çok yaşlısın ve kafam büyük. O yüzden seni çağırmadım. Mantıklı. Ha işte şöyle ya. Bak görüyor musun? Bana böyle makul bir şekilde beni insan yerine koyarak açıklama yaptığın zaman kabul ediyorum yani. Bana böyle mantıklı şeylerle geldin mi gurur yapmam biliyorum. Ben de olsam beni çağıramazdım. Anlaşın için teşekkür ederiz abim. Rica ederim. Kızlar nerede? Yukarıda mı? Hoş geldin Ali Bey amca. Şeref verdin. Buyur geç otur.
Allah'ın Sivaslısına bak hele. Kimin evinde kime hoş geldin diyor. Evden seni postalayayım da Şükrü'ye göreceğim ben seni, göreceğim. Senin de gece hayatı mı var Yiğit'o? Var tabii Ali Bey amca. Her gece saat 3.45 gibi uyanır, soğuk suyumu içer, Lidl abdestimi yapar, geri yatarım. Bravo. Gerçekten de gecelerin hakkını veren bir çocuksun. Zaten bir sen, bir de Teoman. İkiniz de tam bir gece kuşusunuz. Abi sesler geliyor. Kızlar geldi herhalde. Selam gençler ve her zaman genç kalanlar. Partiye giriş ücretli mi? Gerçi ücretli de olsa vermeyeceğim de hep bir sorayım dedim işte. Yani. hani kızlar nerede? Abi bu çekirdeklerin kabuklarını ne yapalım, yere mi atalım? Ne? Ne dedin? Neyin kabuğundan bahsediyorsun oğlum sen ya? Ben çekirdeğin hep dışını yereyim içine atarım. Aa bak. Deniz, sen kabukları Kartal'a ver, o yesin. Kartal sen de işlerini denize yedir. Böylece kendi aranızda bir geri dönüşüm sistemi oluşturun, yerler kirlenmesin. Eğer ki yerde bir şey görülürse anam beni, ben de sizi oyan. Lan! Beyler, galiba bu sefer geldiler, koşun! Hadi! Abi bu ne hal? Olağanüstü hal, beğenemedin mi? Ben senede bir defa eğlenirim arkadaş. Onda da çılgınca eğlenirim. Bu gece de eğleneceğim. Karışmayın bana ya. Kızlar nerede ha? Burada, gel göstereyim. Vallahi mı? Vallahi mı diyor ya? Aslında başta ben de inanmak istemedim. Yani Melis ben... Ne yapıyor lan bu? Beni affetin, 1147. bölümünün tekrarı var, onu izle. Televizyonu kapat Metin, kumandayı yer kapat. Bu gece benim gecem kardeşim, kimse karışamaz. İstediğimi yapar, istediğim gibi eğlenir. La oğlum bu adam benim büyüğüm bak, elimi kaldıracağım ayıp olacak. Bunu kaldırın götürün buradan, çabuk. Hadi gidelim Hakan abi. Gel abi, hadi gidelim. İnsanlar gergin zaten, gel. Hakan kim la? Benim adım Turgut, Turgut. He amına koyayım, çok enteresan bir isimmiş. İyi ki düzelttin. Hadi kardeşim, hadi ya Allah aşkına ya. Hadi kardeşim, hadi. Pardon Hakan abi. Aa. Beyler, vallahi çok kırıldık. Bak parti varmış, bizi davet etmiyorsunuz. Hani kızlar nerede? Olsunca! Gelin lan, gelin, iyi ettiniz. Siz de gelin. Bir siz eksiktiniz lan. Dayınız, amcanız, ne kadar adam varsa sülalenizde hepsini toplayın, gelin oğlum. Bu nasıl bir parti lan? Böyle ortam mı olur ya? Alı sayı adam çağırsak ancak bu kadar toplanırdık ha. Hayır arkadaş, benim anlamadığım kimse gelirken yanında bir tane bile kız getirmiyor ya. Bir tane bile ya. Nasıl bir mahalle olduk biz arkadaşlar? Bizim soyumuz tükenecek böyle giderse. Bir de şunlara bak, boy sırasına girmişler. Joe, William, Jack, Avare. Şu kasçık ağzı yüzünden üremeye fırsat mı var Ali abi? Neyse biz de gidelim, şurada bir parti kağıt atalım bari. O bizim yanık arkadaşlarını toplamış, orada yanık oynuyorlar. Siz yukarı çıkın. Beyler, kızlar gelmeyecekse biz gidelim bari. Aa, yandık. Yandım ki ben. Biz gidelim derken kızların evine gidelimden bahsediyoruz. Tövbe estağfurullah ya, tövbe estağfurullah ya. İmam efendi, senin ne işin var burada? Ben mi? Başka imam mı var ortam? Bu kadar erkek toplanmış görünce cenaze var zannettim evladım. Bir mevlid okuyayım diye gelmiştim. Güzel, oku. Bari günaha giremedik, hiç değilse sevaba girelim. Oğlum ne diyorsun sen ya? Yok imam efendi cenaze falan, siz de evinize gidin isterseniz. Selamünaleyküm. Kendinize gelin beyler. Bu ne hüzündür ya? Kızlar gelmedi diye. Ortamımızda bir tane kız yok diye eğlenemeyecek miyiz kardeşim? Öyle bir eğlenelim ki İstanbul'da ne kadar kız varsa çatlasın kıskançlıktan. Var mısınız? Varız. Var mısınız? Varız. Ne olmuş burada? Pakistanlı mülteciler mi bunlar? Bak bak Deniz orada. Deniz, Deniz, hadi uyan, biz geldik. 6 saattir dışarıda kızların gelmesini bekliyor. Popişim buz bağladı. Abimlerin düzenlediği partiden ne olacak ya? Gele gele iki tane kız geldi. Hadi kimse uyanmadan kalk, bize gidelim. Bu kuramanjalardan kurtulalım, hadi çabuk. Siz hayırdır ya? Ne ayaksınız kızım? Gelmişsiniz burada benim mahalle ortamıma lagaloga yapıyorsunuz. Ben bu insanlar olmadan hiçbir yere gitmem. Salak mısın sen ya? Harbiden salak bu çocuk ya. Hem benim gönül işlerim çoktan kapandı. Buradaki abilerime, kardeşlerime bir daha laf ettiğinizi duymayacağım. Biz birbirimize çok yamuklar yaparız. Ama kimsenin bize yamuk yapmasına müsaade etmeyiz.
Şimdi voltanızı da alın gidin buradan. Kızlar, ben sizin seviyenize düşmek istemem ama sizin insanlığınızı siken. Ulan sana helal olsun be. Yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu. İşte aradığımız mahalle ruhudu. Koçum benim. Ulan ne genizler var be. Aslan kardeşim benim. Geniz ekmeğini niye yemedin oğlum? Diyette misin? Deniz. Şu yapmış olduğun kerezliği var ya, Allah nasip edersin sana ölüm döşeğinde bile hatırlatacağım abisi. Süpersin. Mal bu mal. Gönül gişelerim kapalı dediğim bendim değil mi kanka? Bence güzel partiydi ya. Eğlenceliydi yani. Bence de harikaydı. Hiç bu kadar eğlenmemiştim ya. Mükemmel. Coştukça coştuk ya. Gerçi bunu anlatmaya bile gerek yok. Yeah. Bence bunu bir daha yapalım. Yeah. Yanık. Çok iyi sıvazladık. 40 yıllık klavurum böyle parti görmedim. Lavlen, bir bu iki. Ya güzeldi, güzeldi. Güzeldi. Eğlendim. Demek ki erkek erkeğe de parti yapılıyormuş. Aynen. Güzel yani. Ben... Sezai abi, sen iyi misin abicim ya? Ha? Hayırdır, müşterideyiz dedik, çalışıyoruz dedik, koştun geldin, ne oldu? Sen şimdi aklınca bizi iş üstünde mi yakaladın? Bu öyle bir şey değil lan. Ya oğlum biliyorum, bir süredir kötü yüzümü gösteriyorum size ama siz de biliyorsunuz işte, özünde iyi biriyimdir. Önlükle gezerim filan, halk sever böyle şeyleri. Sen kötülüğün babasısın. Anasını siktin çünkü sen kötülüğün. Bir de gelmişsin, ben iyi insanım falan. Emmi, şu camı kapat, gözünü seveyim, terliyim ya. Üşütmeyeyim, bir de hasta olmayayım. Bir de havlu varsa sırtıma ver, şu terimi alayım azıcık. Sen kimsin? Oto tamircisi Sezai Usta. Peki ben kimim? Ne bileyim sen kimsin? Ulan o zaman ne işin var benim evimde? Esnaf ve zanaatkarlar orası mı lan bura? Ya yok, arkadaşlarla özel bir şey konuşacaktım da. O zaman ben gideyim. Gitme emmi, bekle, sen kal. Olur kavga mavga çıkarsa ayırırsın, benim taktiğim bu. Arkadaşlar, ananızın biriyle ilişkisi var. Hadi ben kaçtım. Anlamadım. Annenizin biriyle ilişkisi var. Anlamadım dedim lan, duymadım demedim. Sezai abi, ne biliyorsan anlat. Sen mahallemizin mihenk taşısın. Eğer bir şey var diyorsan ve buraya kadar gelip bizimle konuşma kararı verdiysen... ...en azından bir 50 kere düşünmüşsün. Bizim iyiliğimizi gözetirsin, söyle. Herkese bir kötülüğün dokunabilir. Ama bize asla. Şimdi her şeyi eksiksiz anlat. Ne diyorsun? Ne kadar güzel ya. Anne, biz sana çok kırgınız ve kızgınız. Böyle bir şeyi başkasından mı duyacaktık ya? Ha? Müjdeyi sen neden vermedin bize? Gün bugündür Metin Özdemir. Bugün benim en mutlu günüm. Ya benim güzel anam gündünü kaptırmış, aşık olmuş yalak. Senin mutluluğundan daha mühim ne var ki şu hayatta? Bir de kardeşimizin sağlıklı büyümesi var. Bir de dünyaya barış ve mutluluk getiren icadımız var. Bir de Nazife yengenin beli kırılmış, onun ameliyatı var. He? Evet, bayağı da önemli şey varmış ya. Ama en önemlisi bu. Her şeyi açık açık konuşalım burada. Ama her şey. Şimdi, ben o adama baba demem. İzin verirse ona cici baba diyebilir mi? Ulan düşünsene Betim, ailemizin başında bir tane erkek olacak be. Oh, nasıl rahatladı. Üzerinden çok büyük bir yük kalktı yemin ediyorum ya. Artık eskisi gibi vur patlasın çal oynasın, vur patlasın çal oynasın. Aman motora da veremiyorduk kendimizi, iyi oldu ha. Evimizin rızkını artık rahatça çarçur edebileceğiz. Ya ananı düşün, bacını düşün. Bir tane bebek çıktı başımıza, onun geleceğini düşün. Derdine son. Dualarım kabul oldu ya Rabbi. Yarınını düşünmeden yaşamak ne güzel şey. He hey Taranta babu, he hey. Yaşamak ne güzel şey. Hiç. Biz ne düşüneceğiz canım? Cici babamız düşünsün. Birinin ocağını kurutmayalı. Ne kadar uzun zaman oldu ya. Oğlum, siz salakla avanak üçü mü çekiyorsunuz? Ya anacığım bir sus ya. Lütfen sen bizim mutluluğumuzu niye ölüyorsun? Şimdi bunun SSK'sı var. Emekliliği var. Düşünsene Metin, bir de bunun tarlası varsa. Artık biz de bunun evlatları olduğumuza göre onların hepsi bizim. Ama hepsi. Ulan ne büyük olay ya. Kutlu yakma. Tabii lan. Hadi abisi. Üzerimizi değiştirmeden buradan direkt meyhaneye gidelim sabaha kadar. Geberene kadar içelim. Lan abisi. En son gelen hesabıdır. O müşterinin orada bıraktığın takım çantasının hesabını ben senin ayrılığına keseceğim. Araya bile giremedim. Hayırsız evlat desen değil. Hayırlı evlat desen hiç değil. Evlat desen
O çok iddialı olur. Ha, çok şükür uyumuş. Uyudu mu? Uyudu, uyudu. Kırmızı başlıklı kuzuyu mu anlatsaydık anne ya? Bizim mahallenin olayları biraz ağır gelmesin çocuğa. Nasıl bir jungle'ın içine düştüğünü bilsin çocuk. Başka türlü güçlü bir birey olamaz. Turgut abi, sen ne anlattın? Vallahi aklıma ne geldiyse salladım bir şeyler. Bakın ben sıranı savdum. Yarın mahalleden sıra kimdeyse gelsin o anlatsın. Sıra Şerif abi de. Ama ondan emin değilim. Hadi burada lak lak etmeyin. Uyanınca uyumuyor. Hadi bakalım. İyi geceler abisi. Tatlı rüyalar. Lidl Sezai. Bak bu da sabaha kadar başında nöbet tutacak. Allah rahatlık versin. Seyirciler hazır mıyız? Evreka!